FETÖ'nün Charter adıyla bilinen sözleşmeli okulları örgütün ABD'deki gelir kaynaklarının başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri kirasından çalışanların maaşına kadar bu okullarda birçok kalemi karşılıyor. FETÖ bu okullarda yapılan temizlik ihalelerini yandaş şirketlerine veriyor ve örgüt üyelerini de öğretmen olarak istihdam ediyor. FBI kayıtlarına göre okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarının %40'ı FETÖ'ye aktarılıyor. Onlara işte hak ettikleri, tırnak içinde söylüyorum, ücretin ödenmediğine dair pek çok iddialar var. Bunların hepsi başlı başına hem Amerikan yasalarına hem Türk yasalarına göre araştırılması gereken konular. Özellikle bilim, teknoloji ve mühendislik alanında profesyonel meslek sahiplerine verilen H1B vizelerinin de bu okullar aracılığıyla örgüt tarafından kullanıldığı iddia ediliyor. Özellikle H1B vize sisteminin sistematik olarak örgüt mensupları tarafından manipüle edilerek kullanılması, oradan elde edilen gelirlerin belli bir oranının, işte belli bir yüzdelik diliminin direkt örgüte aktarılması, bunun örgütün diğer ülkelerdeki ve Türkiye'deki faaliyetlerinde halen kullanılmaya devam edilmesi. Orada özellikle bayanlara ve çocuk işçilere yönelik bir takım iddialar var, onların çalıştırıldığına dair. Okullardan FETÖ'ye aktarılan paranın yıllık en az 800 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Son dönemde örgütün süreçleri daha gizli yürütmesi sebebiyle rakamın daha yüksek olduğu düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başta Güney eyaletlerindeki okullar olmak üzere FETÖ okulları hakkında bugüne kadar birçok soruşturma açıldı. İddialar arasında vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk konuları ilk sıralarda yer alıyor. Okulların bağlı olduğu bir üst kuruluş bulunmuyor. Farklı eyaletlerde bulunan okulların farklı yasal yapılarla işletilmesi Türkiye'nin hukuki mücadelesini de zorlaştırıyor. FETÖ ile ilgili yerel bazda bazı soruşturmalar yapılsa da federal anlamda önemli bir adım atılmadı. Bu durumun oluşmasında ABD hükümetlerinin tavrının da etkili olduğu düşünülüyor.